Senin alın teri, çaresizin dert ortağı, bulunmaz yarsın, çatlasın düşman, yüreğini korku salsın, sözlerin cevher, yüreğin yol baba. Siz bizim babamızsınız ve büyük Türk milletinde babasısınız. Bunun için babalar gününüzü kutluyor ve başarılı ve sağlıklı yıllar, nice yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim Zehra, hepinize çok teşekkür ederim çocuklar. Her bölge kendi adetlerini yaşatmalı. Bu harika güzel şeyler bunlar. Bu bizim kültürümüz. Ve yani zeybek oynamasını bilmeyen Aydınlı olmaz. Misket oynamasını bilmeyen Ankaralı olmaz. Siyaset çok kere tevazuyu kaldırmaz. Ama iki gün evvel Bodrum limanından donanma tatbikatına gidiyorum. Üç tane kayık geçiyor ya kenardan. Kayıkçılar var, bağırıyorlar. Baba hoş geldin filan diyor. Antalya'ya vardık. Bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik. Burada da babayı bulduk. Ve nihayet Mary Jones Fellow ödülünü bana tevcih etmiş olmakla doğru bir iş yaptınız. Doğru bir iş. Bunları basın için söylüyorum, onlar biraz fıkra çıkarsınlar diye. Doğru bir iş yaptınız, yanlış bir iş yapmadınız. Bunu hak eden birisine tevcih ettiniz. Sizleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun. Üstün güç sensin. Herkes senin vekilin, sen kimsenin vekili değilsin. Yani anlatmaya çalıştık. İşte kültür buydu. Bunu inanç haline getirmeye çalıştık. Ama 60'ta, 71'de, 80'de bu inanç tahrip edilmiştir. Yani her 10 senede bir defa bu inancı tahrip ederseniz, ondan sonra bu inancı yerleştirmek kolay değil. Ben 73 seçimlerde çıktım halka, ne diyeceğim? Elimden aldılar. Biz ne yapalım arkadaş yani? Aldırmasaydın. Kiminle aldırmayacaktım? Sen yoksun. Ben fukara bir adamım. Benim bir dilim ekmeğe ihtiyacım var. Ben ne yap verecektim? Ne yap verecektim? Peki o zaman sen hakkına sahip değilsin. Bana verdiğin sadece görev değil. Ben senin vekilinim. İşte budur aslında hakka sahip olma şuuru. Demokratik refleks dediğimiz olay. Kolay değil bu. Demokrasi 40 senede olacak bir şey değil. Milli iradedir. Meclis kapatılmıştır, parti kapatılmıştır, adamlar izilip kapatılmıştır. Her defasında bu tarafın temsilcisi benim. Hiçbir zaman iten kakanla işbirliği içinde olmadım. 3 senede mi partici oldular? 3 senede mi? AP seçmeninin önemli bir kısmı bu partiye oy vermiş. Onlara bir şey demiyoruz. Mecburmuş vermiş. Ona bir şey demiyorum. Ama o zaman mecburmuş, şimdi değil. Kurtulma imkanı belirmiştir. Hem kendilerini kendileri selin önüne koydular. 6 Eylül günü bunların defterini dürmek mümkündür. Bunlar Türk Anayasası'nın ihlali içindedirler. Mecliste evet diyecekler. Millete gidip hayır dedirtecekler. Bu Türkiye'yi bölmektir.
Evetçiler ve hayırcılar diye Türkiye'nin bölünmüş olmasında yarar yoktur. Değerli basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti bir anayasal demokrasidir. Bunu biliyoruz, kimse demesin. Kafi derecede bildiğimiz kanaatinde değilim. Piyasa ekonomisi dediğiniz olay deniz kızı gibi olmaz. Yani üstü kız, altı balık olmaz. Devlet ticaretin içinden, sanayinin içinden, bankacılığın, sigortacılığın, her şeyin içinden çekilmelidir. Yarın sabahta Allah kısmet ederse memleketimize doğru yola çıkacağız. Peki efendim, müzenin fotoğraflarında gördüğümüz gibi gelen konuklar ve zirvede hep bu yarı resmi kıyafeti takdim etmişler. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz efendim? Çok rahat hissediyorum evvela. Şu bugünden de dün akşam bu gömleği bana hediye etmişti Sayın Başkan. Bugün protokol bu gömleğin giyilmesini istedi. Ben de giydim. Yani eğer yakıştıysa Türkiye'de de giyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı olarak bu çağrı yapıyorum. Mutlaka Hil belasının onun meydana getirdiği AIDS'in ne olduğunu anlamak için hasta oluncaya kadar beklemek şart değil. Hasta olmamak lazım. Ve bilmek lazım ki bunun henüz ilacı yok. Ve ifade edildi ki kısa zamanda da ilacı olmayacak. Aşısı yok, ilacı yok, tedavisi yok. Böyle bir büyük afetle dünya karşı karşıyadır. Azerbaycan, Azerbaycan, alkışladık seni candan. Hilal birken iki oldu, selam bizden ikinciye. Bu Türk ulusunun benim tarafımdan size iletilmesini istediği duyguları düşünceleridir. Şu anda düşünmüyorum hiç olmazsa. Bakın bunlar saat başı değişen olaylardır. Ondan sonra ben yarın fikir değiştiririm. Siz bana dönersiniz. Dün gündür, bugündür dersiniz. Saat başı değişen olaylardır. Ben ne diyorum? Şu anda düşünmüyorum. Şanlıurfa Hava Meydanı bir an evvel gitmeli. Başlamadı ki daha henüz. Yani 1980'de ihalesini yaptık. Sonra ihale iptal edildi. O tarihten bu yana Şanlıurfa Hava Meydanı'nı ararım. Dicle üzerindeki barajlar bitmeli. Kral Kızı Barajı'nın üzerine 11 sene geçti. Seyhan üzerinde Çatalan Barajı bitmeli. 15 sene geçti üzerinden. Bir an evvel Boldağ geçişinin tamamlanması lazımdır. Zaten ben Boldağ geçişinin tamamlanması lazımdır demesem bile doğa diyor orada. Yani İstanbul'dan Ankara'ya gelenler oraya kadar geliyor. Orada dağa tırmamak mecburiyetinde kalıyorlar. Yani Türkiye Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatacaktır diyen bir ben olsam o zaman karamsarlığa kapılım. Şurada hiçbiriniz benden başka farklı düşünmüyor. Anadolu kasabalarında insanların dişlerinin kerpezenle söküldüğünü bilen bir kimse olarak ve bu işin genellikle berberler tarafından yapıldığını ve çok kere de ağrıyan dişin bırakılıp ağrımayan dişin söküldüğünü, sağlam dişin söküldüğünü bilen bir kişi olarak diş hekiminin değerini sanıyorum ki herkese. Bugün sunduğunuz basın toplantısı metni bir tür hükümet programına benziyor. Son derece detaylı yol gösterici önlemler var. Ben size belki haddim olmayarak bir şey önermek istiyorum. Acaba bir fikir jimnastiği babında bile olsa, siz şu anda bu makamda değil de parlamentoda olsaydınız bu tabloda nasıl bir hükümet çıkarabilirdiniz acaba? Siz başta söylediniz, ben o fonksiyonun içinde değilim. Şimdi ben desem ki çıkarırdım, evvelallah birinci gün bir hükümet çıkardım filan, bunların bir şeyi yok, geçerliliği yok.